Şimdi ilk yapacağımız ayarlama sertifika yapılandırması olacak arkadaşlar. Öncelikle burada bir Exchange 2013 sertifikası bulunuyor. Ben buraya Exchange 2016 için bir sertifika isteği oluşturacağım arkadaşlar. Ama bundan önce Exchange 2016 için bir database oluşturacağım. Yeni taşıyacağım database'leri buraya aktaracağım arkadaşlar. Exchange 2016 database 01 olsun. Bunu hangi makine üstünde yapılandırıyorum? Exchange 2016 üstünde yapılandırıyorum arkadaşlar. Bu makinemde olacak. Save diyerek kaydediyorum. Dilerseniz var olan Mailbox database'i de burada adını da editleyebilirsiniz ama ben yeni bir tane oluşturmayı tercih ettim. Evet, okey diyorum. Certificate bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Exchange 2013 için bir sertifika mevcut. Ben bu sertifikayı kullanmayacağım ama yeni oluşturacağım sertifikanın içerisinde name adı olarak Exchange 2013'ün de olmasını belirleyeceğim arkadaşlar. Buraya geliyorum ve bir sertifika isteği oluşturuyorum arkadaşlar. Next diyorum ve burada oluşturacağım sertifikanın adını belirliyorum. Exchange 2016 yeni olsun arkadaşlar bu da. Next diyerek devam ediyorum. Eğer bir root sertifikanız dışarıdan alınmış Rapid SSL gibi sertifika dağıtıcısından alınmış bir sertifikanız varsa buraya yıldız nokta domain adınızı yazarak buraya ekleyebilirsiniz. Ama benim böyle bir sertifikam yok, ihtiyacım da yok. Bunun için lokal bir sertifika oluşturacağım. Hangi makinem için? Exchange 2016 isimli makine için. Next diyerek devam ediyorum. Burada otomatik olarak tanımlı bazı adresler var arkadaşlar. Bunları isterseniz manuel editleyip de düzenleyebilirsiniz. Ama yok, ben işte sadece belli isimleri almasını istiyorum ve bu isimleri kullanmak istiyorum derseniz next diyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir takım isimler geliyor. Buraya benim mail için kullanacağım mail.serdarbayram.local isimli bir domainim var. Buraya eski makinamı da ekliyorum arkadaşlar. Çünkü taşıma işlemini birden gerçekleştirmeyeceğim. Buraya istediğim kadar makina ya da domain adı ekleyebilirim. Diyelim ki siz Exchange 2016'yı birden fazla DAG'lı bir yapı içerisinde oluşturacaksanız ya da farklı farklı lokasyonlara da Exchange Server kuracaksanız ve hepsinde de bu sertifikanın geçerli olmasını istiyorsanız bütün isimleri burada belirtmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben 2013'ü de koyuyorum. Taşıma işlemini gerçekleştirme sırasında sıkıntı yaşatmaması için eski serverda kalan makinaların. Evet, şu an sertifikamın içerisinde şu adreslere bağlanmaya çalışan bütün sertifika yüklü makinalar sorunsuzca sistemime bağlanabiliyor olacaklar arkadaşlar. Next diyerek devam ediyorum. Sertifikaya bir isim veriyorum. Serdar Exchange 2016 demo diyelim. Departman Bilgi İşlem İstanbul diyelim. Buraya da bir lokasyon belirteceğiz. Next diyorum ve burada bana sertifika isteğini nereye kayıt edeceğimi soruyor arkadaşlar. Burada sertifikayı ben
Exchange 2016 makinamın içerisinde C dolara 2016 nokta rek uzantısıyla kaydediyorum arkadaşlar. Finish diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Exchange 2016 rec dosyam geldi arkadaşlar. Az önceki ekranıma dönüyorum ve burada Exchange 2013 için var olan sertifikaları görüyorum. 16'ya geçiyorum. Ve Exchange 2016 üstünde pending request olarak bekleyen bir sertifika isteği talebi görüyorum arkadaşlar. Şimdi burada ortamınızda bir adet sertifika otori hizmeti veren bir sunucunuz olması lazım. Ben bunu Exchange üstüne değil de Active Directory üzerine kurdum. Buradan HTTP 2 nokta üst üste bölü DC 01 üzerinde cert.srv uzantısıyla sertifika isteği oluşturuyorum arkadaşlar. Oluşturmuş olduğum isteğe bir sertifika alacağım şimdi. Bunun için bir Request a Certificate diyorum ve burada Advanced seçeneğiyle devam ediyorum. Submit Certificate Request diyerek devam ediyorum ve benim bu makinede oluşturmuş olduğum key'i istiyor arkadaşlar. Buranın tamamını seçiyorum. Buraya yapıştırıyorum ve burada Web Server diyerek devam ediyorum. Ve oluşturduğu sertifikayı bilgisayarıma kaydediyorum arkadaşlar. Save as diyorum. Bilgisayarın C'sinin içerisine kaydedeceğim. Buraya da Exchange 2016 sertifika olarak kaydediyorum. Evet arkadaşlar, şu an sertifikamı kaydettiğim yere gidip bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sertifikamı oluşturdum. Şimdi ise az önce Exchange Server üstünde oluşturmuş olduğum sertifika isteğime bu sertifikayı göstermek. Complete diyorum ve oluşturduğum bu yeni sertifikayı burada Exchange Server'ıma aktarıyorum arkadaşlar. Ne yapacağım? Exchange 2016C doların içerisinde isminde ve CER uzantısında bir dosya bu. Okey diyorum arkadaşlar. Evet, artık Exchange 2016 üstündeki sertifikam valid hale geldi. Dolayısıyla artık bu sertifika kullanılabilir durumda arkadaşlar. Şimdi bu sertifikayı oluşturdum ama bu sertifikayı assign etmem gerekiyor. Bunun için üzerine çift tıklıyorum ve açılan bölümde gördüğünüz gibi bakın burada hangi isimleri içerisinde barındırdığını görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada servis bölümüne geliyorum. SMTP ve IIS taleplerinde bu sertifika kullanılsın diyorum. Save diyerek kaydediyorum. Ve yes diyerek devam ediyorum. Artık bu sertifika yüklü olan makineler Exchange Server'ım için, Exchange 2016 Server'ım için sorunsuzca bağlantı gerçekleştirebilecek demek oluyor arkadaşlar. Şimdi sertifika işlemlerini tamamladığımıza göre Virtual Directory ayarlarını yapılandırıyor olacağız arkadaşlar. Virtual Directory'de burada 2016 ve 2013 karışık gelmekte. Buradan 2016'yı seçiyorum ve Auto Discover kaydını bilgisayarların bulması için ayarları kontrol ediyorum. Windows Authentication ile gerçekleştirecek ve Basic Authentication
doğrulaması yapacak. Burada bir düzenleme yapmıyoruz. Exchange Control panele geliyoruz. Buradaki bağlantı isimlerini değiştiriyoruz arkadaşlar. Burayı alıyorum ve benim OVA'ya ve Exchange Server'a erişim için yönlendirmiş olduğum bir domainim var. mail.serdarbayram.lokal'le erişecek bağlanan kullanıcılar. Bunu external ve de internal URL olarak tanımlıyorum arkadaşlar. Save diyorum. Okey diyorum. Ve bunu diğer directory dizinleri için de gerçekleştiriyorum arkadaşlar. ActiveSync için de gerçekleştiriyorum. Mobil cihazlarda bağlantı kurarken bu adres üzerinden hesap tanımlamalarını gerçekleştirecekler. Bunların PowerShell ile de yapılması mümkündür arkadaşlar. Ben grafik arayüzü üzerinden gerçekleştiriyorum. Makalenin içerisinde bu komutları da paylaşıyor olacağım. Exchange 2013 için gerçekleştirmiş olduğumuz komutlarla aynı zaten. OVA için dilerseniz bu ayarları girdikten sonra authentication metodunu da belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada domain username olarak giriş yapıyoruz. İsterseniz burada username diyerek sadece bu server'a bir username ile giriş yapmasını da sağlayabilirsiniz kullanıcıların. Ben şu an için bunu istemiyorum. Hangi makineye bağlandığımı daha net görebilmek için. Evet arkadaşlar, Virtual Directory ayarlarını yaptık ve tamamladık bu adımı. Sırada Mail Flow bölümünde Receive Connector ve Send Connector'ları yapılandırmak olacak arkadaşlar. Receive konnektörde Exchange 2016'ya geliyorum. Client Front End tabını açıyorum ve burada Security tabında Anonymous Users'ın açık olması gerekiyor ki gönderilen bütün mailları her yerden alabilelim arkadaşlar. Save diyerek kaydediyorum arkadaşlar. Default Front End seçeneğindeki ayarları da gözden geçiriyorum. Burada da Security tabında Anonymous'un tıklı olması gerekiyor. Save diyorum arkadaşlar. Ve artık ortama yeni bir Send konnektör oluşturuyorum. Bu oluşturacağım konnektör Exchange 2016 internet olacak arkadaşlar. Ve bu internete gönderen ve her yere mail gönderebilen bir konnektör olacak. Next diyerek devam ediyorum. Ortamda bir smart host'um var mı? Yani bu mail'i bir başka göndericiye gönderip onun üstünden mi mail atıyorum? Hayır. Mail'i gönderecek server'ımda alacak. Server'ımda yeni kurduğum Exchange 2016 olacağı için bir işlem yapmadan next diyerek devam ediyorum. Ve burada hangi domainlere yollamak istediğimi soruyor. Ben herkese yollamak istiyorum. Yıldız diyerek devam ediyorum ve next diyorum. Peki bu konnektör hangi server için olacak? Bunu seçiyorum. Exchange 2016 isimli makinem
için oluşturuyorum ve finish diyerek tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, şu an send konnektörümü de oluşturmuş bulunuyorum. Şimdi şu aşamada bir kullanıcı hesabı oluşturacağım ve bu kullanıcı hesabımın 2016 üstünde oluşturacağım. Bir kullanıcı oluşturuyorum Exchange Active Directory'imde. Açelya olsun. Aknar isimli bir kullanıcı olsun. Yani A Aknar isimli bir kullanıcımız olacak arkadaşlar. Buna bir parola belirleyelim. Active Directory'de kullanıcımı oluşturdum. Recipient bölümüne gelip bu kullanıcı hesabı için yeni bir mailbox oluşturacağım. Gördüğünüz gibi direkt kullanıcım geldi ve bu kullanıcıyı hangi database'e atacağımı seçiyorum. Bu kullanıcıyı default'ta bırakırsanız 2013'e atar arkadaşlar. Onun için 2016'yı seçip OK diyorum ve Save diyerek kaydediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanıcımı 2016 server'ımın üstünde 2016 mailbox database'ine konumlandırdım arkadaşlar. Şimdi burada kullanıcının profilini hemen açalım arkadaşlar. Kullanıcı profilini oluşturuyorum. Şimdi oluşturduğum bu kullanıcıyla Exchange 2016'dan Exchange 2013 server'ıma mail gönderip alma testi yapacağım. Ki Exchange 2016'mın sağlıklı bir şekilde mail alıp gönderdiğini check ediyor olacağım arkadaşlar. Evet, Windows 10'da oldukça umut vadeden sloganlarla bizi karşılıyor. Evet. Şimdi kullanıcı hesap profilimi oluşturdu. Outlook diyerek Outlook'umu açıyorum ve Auto Discover'dan Outlook yapılandırmamı otomatik olarak bulmasını bekliyorum arkadaşlar. Next diyerek devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi Açelya Aknar direkt geldi. Next diyerek devam ediyorum. Hiçbir sertifika hatası vermedi ve sertifikayı otomatik yükledi. Finish diyerek devam ediyorum. Evet, kullanıcı profilim oluşturuldu. Outlook'umu açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bomboş bir Outlook. Hemen Connection Status bölümüne bakıyorum. SMTP bilgileri bu. Bağlandığı Proxy Server Exchange 2016. Şurada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu kullanıcı hesabımdan ortamdaki kullanıcılardan bir tanesine mail gönderelim. Next diyorum. Burada kim açık? Ben açıkmışım. Hemen Serdar Bayram diyorum ve bu bir test maili diyorum. Hatta şöyle yapalım. Gönderiyorum arkadaşlar. Evet, şu an bu mail'i ben nereden yolladım arkadaşlar? Aknar hangi server'da? Bakalım. Exchange 2016 üstünde.
Exchange 2016'dan Exchange 2013'e mail gönderebiliyorum. Hemen yanıt verelim. Açılıyor. Mailin geldi. Okey diyorum. Ve gönderelim. İlk mailini da Açelya benden alsın. Evet. Benden gelen mail'ı da Açelya aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Exchange serverlarım birbirleri arasında sorunsuz mail gönderip alabiliyorlar. Şu ana kadar ne yaptım arkadaşlar? Exchange 2016'yı kurdum. Kurulumdan sonra Exchange 2016 için sertifika yapılandırmasını tamamladım. Virtual Directory ayarlarını tamamladım. Receive Connector ve Send Connector ayarlarını tanımlayarak iç dünyada ve dış dünyada mail alabilmesini sağladım. Şu anki aşamada firewall üstünde ilgili portları Exchange 2016'ya yönlendirirseniz artık dış dünyadan mail alan ve mail gönderen makinamız Exchange 2016 makinamız olabilir. Şimdi bu aşamadan sonra artık mailbox database'lerimizi taşıma işlemine başlayabiliriz arkadaşlar.